Merhaba çocuklar. Bugünkü hikayemizin adı Onun Cebindeki Neydi? Haydi hep birlikte tahmin edelim. Onun cebinde her zaman bir şeyler olurdu. Gezdiği yerlerden bir şeyler toplamayı çok severdi. Bazen de ceplerindekileri boşaltmayı unuturdu. Cepleri öyle dolardı ki pantolonu onların ağırlığından düşecekmiş gibi olurdu. Akşam yatmadan önce annesi ona sevgiyle sarılıp öptü. Sonra "Haydi cebinden bugün topladıklarını çıkart bakalım. Belki koleksiyonuna ekleyeceğin renkli bir taş ya da yaprak çıkar." dedi. Ceplerini boşaltmaya başladı. Ceplerindekileri çıkarırken o gün gördüklerini heyecanla annesine anlatıyordu. İki yeşil bilye, bir buruşuk kağıt mendil, bir kağıtlı şeker. Bunu komşu teyze vermişti. Solmuş papatyalar. Onları annesi için toplamıştı. Yeşil ve pembe çizgileri olan yuvarlak bir taş. Bunu da derenin kenarında bulmuştu. Annesi solmuş olsalar da topladığı çiçekler için ona teşekkür etti. Sonra taşları biriktirdikleri sepeti getirdi. Yeşil ve pembe çizgili yuvarlak taşı sepete koydular. Ertesi sabah neşeyle uyandı. Evden çıkarken kapının önünde annesine sarılıp öptü. Bugün arkadaşlarıyla oyun oynayacaklardı. Sonra da dere kıyısında dolaşacaktı. Öğlene kadar evlerin önündeki çayırda top oynadılar. Yorulunca çimenlerin üstüne uzandılar. Karınca yuvalarındaki karıncaları izlediler. Sonra arkadaşlarından ayrıldı ve derenin kıyısında yürümeye başladı. "Belki bugün değişik bir taş daha bulurum," diye düşündü. Derenin kıyısında ağaçlardan düşmüş büyük yapraklar vardı. Yürürken üstlerine basınca hışırtılı, çıtırtılı sesler çıkarıyorlardı. Ansızın yerdeki büyük bir yaprağın kıpırdadığını fark etti. Yere eğilip baktı. Evet evet, büyük bir yaprak kımıldıyordu. Acaba yaprağın altında ne vardı? Çok merak etti. Yaprağı yavaşça ucundan tutup kaldırdı. Altındakini görünce kalbi sevinçle çarptı. Bir an gördüğü şeye inanamadı. O çok küçüktü ve mışıl mışıl uyuyordu. Hiç bu kadar sevimlisini de görmemişti. "Burada bırakırsam ezilir. Onu eve götüreyim. Annem ona iyi bakar," diye düşündü. Yavaşça elini aldı. Sıcacıktı. Üstelik öyle küçüktü ki onu eline alınca biraz kıpırdandı. Ama uyanmadı. Uykusuna devam etti. "Herhalde benim gibi çok oynadı ve yoruldu," dedi kendi kendine. Onu yavaşça cebine koydu. Sonra da hızla eve doğru yürüdü. Eve girince annesine heyecanla seslendi. "Anne, çabuk gel. Bugün cebimde öyle bir şey getirdim ki ne olduğunu tahmin edemezsin." Annesi çok merak etmişti. "Yeni bir taş mı buldun? Yoksa değişik şekilli bir yaprak mı?" diye sordu. Elini cebine soktu ve onu yavaşça dışarı çıkardı. Avcunun içindekini annesine doğru uzattı. Annesi gözlerine inanamadı. "Bu çok küçük. Sanırım kaybolmuş. Yoksa tek başına olmazdı. Kulakları, kuyruğu ve kendisi ne kadar da küçük. Gel ona yumuşak bir yatak hazırlayalım," dedi. Annesi bir kutuyla biraz pamuk getirdi. Pamuğu kutuya yerleştirdiler. Sonra onu yavaşça kutuya koydular. Uyanıncaya kadar başında beklediler. "Hadi söyleyin bakalım çocuklar. Onun cebinde eve getirdiği şey sizce neydi?"